Ailen sana destek oluyor mu? Hayatındaki dönüm noktası nedir? İleride çocukların olduğunda onlara motor sevgisini aşılayacak mısın? Eski ekiple barışacak mısın? Küs müsünüz? Herhangi bir şeyi isteyip yapamadığın oldu mu? Öf. Ardönelli ya. Ardönelli. En güzeli bu bence. Tam kıvıldım. Aynen o. Instagram'da bir tane post paylaştım. Dedim ki bana abi soru sorun. Yanımda da Türkiye'nin en top 3'lü en... En bir şeyler bir şeyler en takip edebilirsiniz. Ben kendi kanalımda bunu yapmıyorum bak. Seninki ya ondan. Reklam olsun abi. Abi ilk soruyla başlıyoruz. YouTube mu Twitch mi diye bir soru gelmiş. Büyümek için YouTube, samimiyet için Twitch. Twitch canlı olduğu için daha samimi. Ama YouTube'da büyümek ve izlenmek çok daha kolay. Çünkü Twitch'te abi canlı yayın açıyorsun. Oturup 5 saat, 6 saat oyun oynaman ya da muhabbet etmen gerekiyor. İlk 10 yayın süper. Ama 11. yayın daha bir şey oluyorsun artık. Şimdi ne yapacağız evet. Yani? Bir de evde olmak zorunda olduğun için içerik de kısıtlı. Oyun oynamıyorsan Twitch tıkanıyor bir yerde. Ya bir şeyler izliyorsun ya da muhabbet ediyorsun. Ama oyun oynayan bir adamsan ve oyun oynarken muhabbet ediyorsan Twitch iyi. Bence YouTube. İkinci soru. Ama sen hep yılbaşı modundasın. Evet, ben hep böyle yanar dönerle. Evet abi. BMW restorasyonu keyifli olacak. Daha sonra bunun gibi projeler düşünür müsün diye bir soru gelmiş. Türkiye'de custom zaten az yapılıyor motosiklete. O modelde de ilk kez olacak. Dünyada da sayılı. Başıma tahmin ettiğimden kötü şeyler gelmezse ileride yapılabilir bir proje, tamam mı? Sponsor alınabilir, yurt dışına taşınabilir. Ama baktık abi 10 hesaplarken 25 olduk. O zaman bir daha girmem ya. Yaptığım motora binerim. Yaptığım motora binerim dedin ya. Satmayı düşünüyor musun yaptıktan sonra? Maddi gücüm verdiği sürece ben o motoru satmayacağım. Ama şöyle de bir şey var. Sanki maddi olarak çok fazla getirisi olmayacak bir motor. Yaptıktan sonra bilmiyorum ama. Yani gene 15-20 ediyor. Derdim bunu custom yapıp ulan şu motoru yapabildik demek. Ama maddi gücüme verdiği sürece satmam baba. İlk kaçırdığım evden bir arkadaşımı almak için ilk kaçırdığım vitesli motora bakar mısın? 1100cc. Çıktım 10 metre sonra devrildim motordan. Öyle bir anısı var ben. İlk kız arkadaşımı gezdirdiğim motor. İlk böyle sokağa çıkıp gazı açtığım zaman oğlum bu ne gidiyor lan falan çıldırdım ilk makine dedim. Tamam. Dolayısıyla bende yeri ayrı. Maddi gücüme verdiyse tutarım baba, bir şey değil. Anladım, sigortası 200 lira abi. MTV'si 80 lira. Yıldan doğru. Oğlum 21 yaşında artık motor. Zaman zaman The Makina, Burak abinin videolarında parantez içinde çekim, kurgu ve bunun gibi işlerde görüyoruz seni demiş. Prodüksiyon, çekim, kurgu şirketi gibisinden bir şey görürüz. Birçok YouTube kanalına ve bazı kurumsal şirketlere video prodüksiyon, kurgu, çekim yapıyorum. Bunu bazen ekipçe yapıyoruz. Bazen bireysel olarak yapıyorum. Anlaşmalı olduğum ajanslar var. Fatura kestiğim insanlar var. Dolayısıyla aslında var. Ha şirketin adı UCK Medya değil. Aile şirketi. Oraya kesiyorum ama. Şirketin çaycısının üzerine yapmışlar bir sıkıntı olur diye. Sen de oğlum adamı çağırdık soru sor diye. Basma çalışıyor buradan. Abi neden başladığın bir seriye devam etmiyorsun? Nostalji, takipçiyle bir gün gibi. Böyle şeylerin mi var lan senin? Yaptım bir ara. Birer tane ama hepsi seri. Yok lan nostalji. Birer tane video var ama hepsi seri. Yok lan yok nostalji. Nostalji serisi çok efsane. Nostalji 5 seriydi. Çok eskiyse bilmiyorum. 2 yıl önce falan. Ya böyle derleme toplama komik örnemanları topluyordum, tamam mı? Eski görüntüler bitince bittim oruk. Takipçiyle bir gün de seri yapmam çok zor. Çünkü ne yapayım abi her seferinde adamları aynı yere mi götüreyim başka adamı, anladın mı? Her seferinde üstüne koyman lazım. Bu da bütçeyi zorluyor abi. Bir gün geçirdik Gökten'le. Abi o gün bile zaten 250 lira harcadım ben. Daha iyisini yapsam 500 lira harcayacağım. Zaten 20 dolar kazanıyorum lan. Nereye kadar yapabilirim doğru. Yani? Baktım abi 20 dolar kazanıyorum. O yüzden yapmıyorum. Mantıklı. Devam ediyorum abi. Versene şu kırmızıyı bir değiştir ya. Ver abi. Madem. Kıvo ile nasıl tanıştınız? Böyle bir ruh hasta... Bir dakika lan. Böyle bir ruh hastasıyla video çekmek nasıl bir his? Et alt tire Mehmet Celal. Ne yapacaksın oğlum çocuğum mu? Spamlayacağım. Ben Kıvanç'ı Instagram'dan takip... Kıvanç ne fark ediyor? Kıvanç ben. İşte Kıvanç hani. Biz Instagram'dan takipleştik abi. Sonra Kıvo bana bir şey için Instagram'dan yazdı. Bir reklam işi için. Ben de numaramı gönderdim Kıvanç'a. Dedim ki beni ara ben sana söyleyeyim. Kıvanç'a anlattım. Dedim kanka böyle yap falan. Oradan bir muhabbetimiz de oldu. Sonra 4-5 ay sonra bir kahve içelim dedik. Orada oturduk baktım adam iyi. Yakışıklı çocuk. Dedi, yolunda. İleride çocukların olduğunda onlara motor sevgisini aşılayacak mısın? Eğer ki istemezlerse saygı duyarım. Abi, bu arada bir dakika dur musun girme lan. Eğer ki istemezlerse saygı duyar mısın ne demek? Adamın eline zorla motor mu verecek ya çocuğun? Öyle bir şeyim var ama benim. Ciddi misin sen? Tabii zorla veririm. Abi motor bin. Tabii oğlum binmezse ver... Oğlum niye lan? Neyi reddediyorsun oğlum çocuğu reddediyorsun? Çocuğu reddediyorum oğlum binmezsen manyak mısın? Abi adamın kendi isteği yani. İsterse desteklersin de istemezse niye zorla mı? Ben Utku Şenkantar'ın çocuğu sevmedi dedin mi? Tamam anlatabilirsin. Ben sadece kafamda o vardı onu söyledim ben. Manyak ama cidden çok garip bir soru ya. Lan falan filan demen lazım oğlum manyak mısın? Ya şöyle abi ileride çocuğum olsun motosikleti sevmesini isterim. Sevmezse de kendi bilir abi ne yapayım ben zorla. Ben az önce ciddi ciddi anlatıyorum. Onu dedim ya oğlum.
cevap vermemen lazım. Manyak mısın? Vallahi ciddi. Sevmezse de sevmez oğlum. Sevmezse işime gelir. Ben sana söyleyeyim. Evet, aklın kalmaz abi. Aynen öyle. Motosiklet konusunda aklın kalmaz. Severse sonuna kadar destek olurum. Sevmezse saygı duyuyorum. Babam bana en büyük destekçi motosiklet konusunda. Babaannem hiç sevmez. Babaannem babama diyor ki oğlum niye destek oluyorsun bu çocuğa? Bak kafasını gözünü yaracak. Babam diyor ki anne ben yaptığım bir şeyi ona yapma diyemem. Benim babamla mantığım birebir aynı abi. Aynı kafa. Dur ben de aynı kafadayım doğru ya. Motora ne zaman başladın ve aile ikna etme süreci nasıldı? 16 yaşımdaki elektrikli bisikletle başladı. Sonrasında Asya Shark aldım. İlk motorlu motorum oydu. Asya Shark ne lan? Asya motorun Shark tamam. diye bir 150 cc scooter'ı kanka. Çok kötü bir motordu. 12 kere jantı yamuldu, lastiğim patladı, sigortası patladı. Aküsü çok kolay bir yerdeydi, çalındı. Yani böyle başına gelmeyen şey kaldı bu motorun. Asya motor, Asya Shark aküsünü niye çalarsın ya? Çalmışlar abi. Ne kadar düşük, ne kadar vizyonsuz bir hırsızlık ya. 1300 liraya Gazi Osmanpaşa'da bir tane çocuğa sattım. Bir daha da bakmadım arkasından. Ha aileyi nasıl ikna ettim? Ailemi ikna etmeye gerek kalmadı. Babam, amcam, dedem motorcuydu zaten. Evde her zaman motosiklet vardı. O yüzden... Başladın abi sıkıntı yok. Şahsi araban ne? Scirocco. Ben kendi paramla onu alabildim. Leon'um vardı sattım 55'e. 50'ye bunu buldum. Gittim onu aldım. 2 yıldır onu biliyorum oğlum. Böyle babamın arabasına biniyorum arada. Millet sanıyor ki bütün arabalar benim. Yok oğlum. Biri babamın. O yani, kendi arabasından biniyor. Babanın arabası senin araban hani değil mi? Değil oğlum lan babamın arabası aynı yılda mı biliyorum ya. Beni böyle bazı videolarda ütopik böyle zengin bir herif falan sanıyorlar tamam mı? Abi akıl var mantık var. Ben ütopik bir zengin bir herif olsam tamam mı? İnanılmaz para kazansam şu anda. 2011 model boş paket bir Scirocco'ya binmem. Ya da babamdan öküz gibi destek alsam bu konuda gider daha iyi bir araba alırım. Daha büyük bir evde otururum tamam mı? Ha oturduğum standartlarım ya da yaşadığım standartların Türkiye'nin üzerinde mi? Evet abi üzerinde. Bu demek değil ki ben her ay 15 bin lira kazanıyorum abi. 12. Tamam mı? 12. Ya da mesela Diavel 24 bin kilometre olmaz. Param olsa gider sıfırını alırım abi. Ben onu alabildiğim için onu alabildim lan. Diavel'de mi varmış? Yok abi Diavel'de. Yok artık. Oha Diavel yok. Ailen sana destek oluyor mu? Maddi mi manevi mi? Hadi bakayım. İhtiyacım olduğunda destek oluyorlar tabii ki. Ayda 12 bin lira kazan adamın da ihtiyacı olmaz ya. Ya olur ya. Bak bu gerçek sorulur ne olur ya. Büyük bir şey yapacağım zaman atıyorum işte bir yere gidiyorumdur. Ferrari alacaksın. Mesela Ferrari alacağım zaman diyorum ki baba ben Ferrari alacağım. Bana diyorum bir 60 bin euro ateşle. Babam da diyor ki ayıp ediyorsun 70 ateşliyim de 10 binde sigorta yapar. Tatile gidiyorsam bütçem yetmeyebiliyor. Arıyorum babam baba diyorum bana lazım yani var mı? Varsa gönderebilir misin? Babam da destek oluyor. Evet ama bahsettiğim işler ben kazandığım para da benim hayatımda birçok şeyimi yürütüyor abi. En sevdiğin yemek? Mantı ya. Tavuklu pilav abi. Bana sormuyorlar. Bu adama soruyorlar. Tavuklu pilav. Valla. Pilav aklına gelmedi ondan mantı dedi. Evet. Esprem yani. Tavuklu pilavla mantı ölümüne kapışır oğlum. Tavuklu pilav ben de çok severim ama mantı asıl olamaz. Tavuklu pilav ketçaba basarsın. Ih ketçap niye basıyorsun? Ya oğlum saçmalama lan. Tavuklu pilav ketçap dedin ya. Ketçap basılır mı ya? Biz yolsuzsunuz ya. Abi biz... Ben bir şey diyeceğim. Pilava niye ketçap atarsın? Kanka unutmam ketçapsız yediği hiçbir şey yok. Sıkıntı var. Pilavın üstüne ketçap sıkılır mı sıkılmaz mı abi aşağı yorum olarak. Tavuklu pilavlı ketçap. Pardon. Tamam. Ketçaplı tavuklu pilav saçma. Pilavcıya gidersin masada eşek kadar ketçap durur oğlum. Herkes basar yer kanka. Senin gibi vizyonsuz adamlar yesin diye koyuyorlar onu. Hayatın boyunca tek tür motor kullanacak olsan hangi tarzı... Bu eline oluyor. Burada ketçap kaldı. Hala eli gidiyor. Hayatın boyunca tek tür motor kullanacak olsan hangi tarz seçersin? Sport Touring. Tracer 700. Eski Nixar. Kral gel. Kardeşim benim ya. Kardeşim. Niye biliyor musun? Bastın mı gider? Uzun yola gidersin. Konforun var. Evet. Hayatındaki dönüm noktası nedir? Şu olaylardan sonra hayatın bambaşka oldu dediğin şeyler... Neler? Bu çok spesifik. Bu çok belli kanka bende. Bu konu ağırlaşmasın ne olur şey yapmayın. Ben ne zaman açsam anıl özellikle çok ağırlaşır. Kanka annemin ölümü. Gözüm kapalı yani. Okuldan atılmam. Herhalde bu ikisi ya. Böyle en baba söylemem gerekirse. Şöyle bir şey var abi. Ben annem ölene kadar anne tarafında yaşıyordum. Ve babamla sadece hafta sonu pazar günü görüşüyordum. Annem ölünce abi benim anne tarafıyla tüm bağım koptu. Ailevi sebeplerden dolayı. Önce babaannemin yanına taşındım. 13 yaşımda da babamın yanına taşındım. Ve o güne kadar düşünsene babamla yaşadığım hiçbir dönemi hatırlamıyorum çocuk olduğum için. Böyle 13 yaşında babamı tanımışım gibi oldu. Bu olay dolayısıyla hayatımın belli noktalarında sürekli dönüm noktası haline geldi. Anne vefat etmeseydi babamın yanına taşınmayacaktım. Taşınma sebebi de olduğu için dönüm noktası yine o. Bir de abi ben okuldan atılana kadar çok şımarık bir çocuktum. Yani bakma şimdi burada geyik koy koy yapıyoruz falan filan da bunların hepsinin mizah olduğu açık ortada. Okuldan atılana kadar ben ukalaydım, şımarıktım, değer bilmeyen bir heriftim. Abi okuldan atıldım, garsonluk yapmaya başladım ya. Hayat benim egomu bir törpüledi abi. Böyle o kadar güzel törpülüyor ki hayat egonu. O güne kadar tüm arkadaşlarım
arkadaşlarım gelip beni tanımamazlıktan geldiler. İnsanların kötü davranışlarına susmak zorunda kaldım. İlk kez hayatımda o zamana kadar yaşamamışsın. Hep sıkıntılar yaşamış bir çocuktum ve buna dayanarak insanlar bana tahammül ediyorlardı. Ama o zaman kimse abi senin ne yaşadığına bakmıyor. Orada abi böyle hayat beni dedi ki bana böyle sustururlar adamı. Kanka o günden sonra benim bütün şeyim bitti. Esas hayattan keyif almayı ve değer bilmeyi bu olaylardan sonra öğrendim. Benim için dönüm noktası bence bu ikisi. Baba ya. Gerçeği gören. Yani bana kamerayı kapat sor aynı şeyi söyledim. Hayat mutlu. Hayat mutlu değil de şöyle bir yapım var. Başıma kötü bir şey geldiği zaman her zaman şunu söylerim. Ben çok şey yaşayıp buraya geldim. Çocukluğumda gençliğim iyi bir gençlik ama çocukluğum boktan. Derim ki onları niye atlatamayız? Bizi öldürmeyen hayat güçlendirir. Güçlendirir. Bizi ben gerçekten şanslı yaşıyorum hayatı. Sen de öyle. Birçok insana göre iyi durumdayız abi. Yanlış mı? Abi elimiz ayağımız tutuyor en basit. En basit elimiz ayağımız tutuyor. Motorumuz var. Hafta sonu zıt bir yere gidebiliyoruz. Yok. Kamp yapabiliyoruz motorun şu an. Motorum yok. Cebinde param var. Dışarı çıkıp çay kahve içebiliyorsun. Şanslı insanlarız. Bunu unutmamak lazım. Bunu abartmamak da lazım. Ama unutmamak da lazım. O yüzden abi bir şeydir canım sıkılır. Ama 2 gün 3 gün baba. Ondan sonra atlatırım. Ya da mesela. Aynen, onu ben de yapıyorum. Bazen aşırı depresif oluyorum. Bir şeyin üzerine çok yoğunlaştığım zaman detaylarını falan düşünürsem çok moralim bozuluyor. Ama 5 dakika. Evet. 5 dakika sonra abi düşünüyorum. Geçmez dediğin her şey geçiyor yani. Geçiyor abi. Ya ne geçmiyor oğlum bak. Diyorum ya oğlum. Annem ölmüş geçmiş. Okuldan atılmışım toparlamışım. Al işte lan. Kendi evimizde. Maddi olarak bunlar. Manevi olarak gecenin 2.30'unda 2 tane video çekebildiğim arkadaşım var lan. Bunu istesem Paris'e satın alamam. Daha ne? Ama ketçam. Ya oğlum tamam yemeyeceğim. Ondan sonra yemeyeceğim ketçapı falan abi. Eski ekiple barışacak mısın? Küs müsünüz? Değiliz. Ya bu çok soruldu ben bilerek artık son bir kez söyleyeceğim bunu. Bizim eski ekip Murat, Tuğra, Ali, Mert, Egemen tamam mı? Bu adamların şu anda hiçbirinin benimle kavgası yok. Hepsiyle dağıldıktan sonra ayrı ayrı oturup sohbet ettim. Kendi aralarında kavgaları var ama herkes benimle kavgaları var sanıyor. Böyle bir sıkıntımız var. Onlar kendi aralarındaki problemleri çözerlerse mutlu olurum. Ama benimle şu an kimsenin, yani beni arayamayacak durumda kimse yok kanka. Ben sadece herkes birbirini yeteri kadar kırdığı için eskisi kadar samimi olamayacağım düşünüyorum. Benim arkadaşlık mantığım hep vazo gibidir. Çok verdim bu örneği. Bıktım biliyorum ama. Vazo bir kere kırılır baba. Bir daha yapıştırsan da eskisi gibi olmaz. Şey diyeyim mi babamın akıyım? Dal kırıldı bir kere. Neydi abi? Rüzgar özür dilesene. Dal kırıldı bir kere. Sen hiç kırık bardaktan su içtin mi? Ali Mert'le hiç tartışmadım. Ama mesela Egemen ve Tuğra'yla tartıştım. Tuğra'yla tartıştığımızı herkes biliyor zaten. Barıştık, halloldu. El sıkıştık. Şu an telefonda konuşuyoruz, görüşüyoruz. Egemen'le, ben Egemen'le tartışmadım abi. Egemen'le aralarında bir tartışma döndü. Ben de Egemen'e dedim ki kanka abartma yapma. Bunu yaparsan dedim ben o tarafta olacağım dedim. Egemen hala aynı davranışının arkasında. Ama üzerinden çok süre geçtiği için salladım ben. Boş ver dedim. Mevzu bu. Benim kimseyle kavgam yok. Sonuçta vazo kırılmış bir kere. Aynen ya. Sonu oldu hesabı bir kere. Düşmeyi mi keseceksin kardeşim ya? İzlediğiniz için teşekkür ederiz abi. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Videoya güzel beğeni gelirse ikinci serisini çekeriz. Kıva da olur. Gene gelir ne olacak? Anıl da olur. Bu sefer üçümüz hep beraber otururuz. Ne var lan? Ne olacak? Sonra ben geçerim, Anıl sorar falan. Anıl sorar. Oradan evet. Anıl'a bir tane soru cevap çekeriz. Yapabiliyoruz sonuçta. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı sabrınız varmış. Kendinize iyi bakın. Bu adama da teşekkür ederim sabrı için. 3 saat sonra kalkıp benimle yola gelecek. Hala burada. Sen benimle geliyorsun. Ha, neyse işte. Hadi yemek yiyelim. Hadi kalkalım. Hadi. Ketçap stavuk.